Arkadaşlar şimdi Kızıl Toprak'tan Bağdat Caddesi'ne giriş yaptık. Daha önceki videomuzda Bağdat Caddesi'nin son durumuna bakacaktık. İnsan var mı? İnsan yoğunluğu var mı yok mu? Koronavirüs nasıl etkiledi? Tabi bir trafik yoğunluğu var. Normal bir trafik yoğunluğu var. İnsanlar da tek tük var tabii ki. Evet. Windham Grand Hotel ileride. Otelleri de vurdu tabii bu koronavirüs. Yani her sektörü vurdu. Vurulmayan sektör tek marketler. Şunu demek istiyorum. Hükümetin verdiği bir mücadele var bu koronavirüse karşı. Bütün kafeler, bütün şeyleri kapattılar. İnsanlara virüs bulaşmasın diye. Ama en çok kazanan marketlerde, girişlerde dezenfekte ilacı yok. Ele sıkılan bir şey yok. Satmayı biliyorlar da neden insanların, her gelen müşterinin önüne? Arkadaşlar şimdi Fenerbahçe Kalamış Caddesi'ne girdik. Evet, şuradan bir çekim yapıyoruz. Fenerbahçe Kalamış. Yanımda bir abi var, o da bakıyor bize tabii ki. Yani demek istedim, bu marketlerde insanlara virüs ne kadar bulaşıyor? Yani bunu, bunlara niye sert kanun gelmiyor? Onu da anlayamadım. Gelmeyecekti galiba, çünkü şunu anladım bugün. Düşündüm onu. Neden yok? Siz de kendinize sorarsanız neden yok? Eğer bu koronavirüs biterse marketlerin işi düşer. Onların işine gelir. Belki saçma gelebilir ama gerçek. Yani o marketlerin her 2 saatte bir, her ya da 1 saatte bir dezenfekte olması gerekiyor. O sıklıklar bir bağır gibi bir şey var. Ondan sıkılmasıdır bilmiyorum çünkü de. Ondan sıkılması gerekiyor. Ama yapılmıyor kardeşim. Yapılmayacak da. İnsanlar bu şekilde yaşamaya alışacaklar. Koronavirüsle. Evet, gördüğünüz gibi Fenerbahçe Arena sakin. Çok sakin. Kafeler bomboş. Sahillerde bakıyoruz. Evet. Oturan insanlar var parklarda ama kapalı kafe yerleri bunlar. İnsanlar gelmiş oturmuşlar. Otursun insanlar kardeşim, otursun. Neden oturmasın ki? Temiz hava alsınlar, sahilde otursunlar, temiz hava alsınlar. Tıkalılar bizi içeri. Fenerbahçe'nin işte ismini aldığı yer. Fenerbahçe. Burada hem Fener varmış hem de Bahçe işte. Bahçe buradan geliyor. Fenerbahçe buradan geliyor. Bilmeyenlere söyleyelim. İleride bir Fener olması gerekiyor. Evet, Fenerbahçe tesisi de orada ileride. Evet.
Evet. Fenerbahçe. Bekliyor Fenerbahçe. Faruk Ilgaz tesisleri. Bu da Aziz Yıldırım zamanında yapılan tesisler. Evet. Fenerbahçe İstasyon Komutanlığı. Galatasaray Yelken Kulübü. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Galatasaray Yelken Kulübü Fenerbahçe tesislerinin yanında. Çok ilginç bir şey. Bir arada evet. Yani şunun haricinde Fenerbahçe tesislerin, yani Fenerbahçe'nin merkezi olan yer, yani göbeği, kalbi olan yer ve bir Galatasaray buharı dalgalanıyor. Galatasaraylar iyi düşünmüşler bunları. Tabi burada biz bu çekimlerde takım politikası yapmıyoruz da öyle bir içimizden gelen şeyi bazen söylüyoruz. Yoksa evet, denizi görüyoruz. Deniz bize adalar ileride. Görebiliyorsanız adalar ileride. Kadıköy Belediyesi'nin tesisleri burası galiba. Fenerbahçe İstanbul güzel bir yer. Bizim çocukluğumuzda daha güzeldi. Çünkü çocukluğumuzda buralar hep plajdı. Yani bir Bodrum, bir Antalya gibi her tarafta plajlar vardı. Hatta insanlar denize girerdi burada. Çok güzeldi. Ama şimdi ise her tarafa sahil yolu yapıldıktan sonra bir şey kalmadı.